Bugün hava yağmurlu. Hafiften çiselemeye başladı. Bahçede yetişen kalanşolarım gayet mutlular. Buradan bayağı bir çelik aldım. Onlar da büyüyecekler. Gelinciklerim. Şu anda doğa çok güzel. Her yer çiçeklerle dolu. Rengarenk. Şimdi organik atıkları bahçeye atıyorum ve çok faydasını da görüyorum. Bu şekilde buğdaylarım, çuha çiçekleri. Örneğin burada soğan kabukları, yumurta kabukları. Şurada. Bunlar zaten çok kısa bir sürede, bir hafta kadar toprağa karışıyorlar ve hiçbir şekilde geride artık kalmıyor. Bir çukur açmıştım. Bu diken kabaklarını yetiştirmek için. Diken kabaklarını yetiştirmek için hiçbir şey yapılmıyor. Sadece bir kenara bırakılıyor ve o şekilde büyümesi bekleniyor. İçerideki besini tükettiği için, bu filizi çıkartmak için tabii bu dış kabuğu küçülüyor. Sonra toprağa yan yatırarak dikiyoruz. İki tane dikiyoruz ki daha çok meyve versin. Ben böyle büyük bir ağacın yanına dikeceğim. Daha sonra da tellere sardırmayı düşünüyorum. Ağaç tellerden daha sağlıklı oluyor. Geçen sene de burada su kabağı yetiştirmiştim. Teller bazen dayanmıyor ya da hava ısısına bağlı olarak bazen bitkiye zarar verebiliyor. Ama ağaç doğal bir klima gibi soğuk havalarda, sıcak sıcak havalarda serin oluyor ve bitkiye zarar vermiyor. İkisi birlikte gayet uyumlu bir şekilde yaşıyorlar. Şimdi açtığım çukuru bir süre beklettim çünkü güneş ışınlarıyla temizlenmesini sağladım. Orada yaşayan solucandır, salyangozdur ya da yumurtalarının temizlenmesi için. Bahçede çok fazla kuş var. Onlar da doğal bir temizlik yapıyorlar. Börtü böcekleri, yumurtaları tüketiyorlar. Patates kabuklarını da bu şekilde açıkta bırakıyorum. Bu arada baklalar da artık dökmeye başladı. Sanırım bir hafta sonra buradan bir pişirimlik bakla toplayabilirim. Salatası da çok güzel oluyor. Parkinson hastalığına iyi geldiği söyleniyor. Yapraklarından çiğ salata yapılıyor. Şimdi patates kabuklarını bu şekilde bekletiyorum. Yine ıspanak köklerini. Çünkü çok hızlı çimleniyorlar. Bir ara toprağa gömüyordum. O gömdüğüm zaman şunu fark ettim ki her yerde patates çıkmaya başladı. Tabii ki her yer patates olunca ne oluyor? Toprağın vitaminini alıyor. Yetiştirmek istediğiniz ürün değil de gübre olmasını istediğiniz ürün bir anda bahçede çoğalıyor ve baskın ürün haline geliyor. İşte onu önlemek için bu şekilde açığa bırakıyorum ki yeni bitki oluşmasın. Ben gübre olmasını istiyorum. Bu aşamada şu da yapılabilir. Bir su kabının içine bırakılır ve orada hem kabuğundaki faydalı vitamin, minerallerin suya geçmesi sağlanılır. Sıvı bir gübre elde edilir. Hem de toprakta istenmeyen bir çimlenme önlenir. Gel bakalım. Gel. Koş. Koş 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 koş. Koş 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 koş. Gel gel gel. Hadi kapatıyorum, çabuk gel. Çabuk gel. Hayır, sizdeyim. Gel. Gidiyorum bak. Bak, gidiyorum ama. Şşt. Tamam. Bunlar bir süre güneşte kaldıktan sonra çürüyecekler ve o zaman gübre olacaklar. Burada geçen yıldan kalan soğanlarım ve işte keten tohumunun faydaları. Hem ruha iyi geliyor hem de böyle bahçede muhteşem bir görüntü. Bunu kuşlar için bahçeye attığım keten tohumlarından
elde ettim. Hiçbir çaba sarf etmedim. Zaten hiçbir çaba sarf etmediğim buradan belli. Burada bir sürü yabani ot var. Üçgül, papatya, buğday, turp. Onun içinde bir de keten var. Şimdi bu çukura bıraktığım organik atıkların içerisinde portakal kabuğu var. Portakal kabuğu konmayabilir. Ama ben koyuyorum çünkü burası çok yağmur oluyor ve bir miktar portakal kabuğunun toprağı asitlendireceğini düşünüyorum. Bu şekilde biraz toprak atıyorum ve onları örtüyorum. Tabii bir miktar yumurta kabuğu da var. Yumurta kabuğu da çok faydalı. Bu şekilde hem toprağı havalandırıyorum. Bazı kişiler çok büyük çukurlar açıp buralara kütükler yerleştiriyorlar. Üzerine çürümüş yaprak, doğal gübreler yerleştiriyorlar. Tabii ki o çok çok daha iyi. Diken kabaklarımı da bu şekilde yerleştiriyorum. Ve sonra üzerine toprakla örtüyorum. Ve tabii ki can suyu vereceğim. Bugün hava yağmurlu ama yine de dikim esnasında bir can suyu vermek önemli. Bu hem toprağın sıkılaşmasını, hava almasını önleyecek, hem de garantileyecek. Belki yağmur istediğimiz kadar olmayacak. O sebeple bu önemli. Bu böyle. Diken kabaklarımız burada büyüyecek, gelişecek ve çok yıllık olduğu için buradan sürekli ürün vermeye devam edecek.